Teyze merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyi kanka. Abi Barış'ın evi varmış burada. Yeni yaptırıyormuş. Yukarıda mı? Belki burasıdır. Belki burasıdır. Bilmiyoruz. Şuradaki okuldur baba. Bak şurayı görüyor musun? Orası okul. Okulu bulduk ama Barış Bey'in evini arıyoruz. Budur o. Buldum. Barış'ın evi budur ya. Merhabalar. Barış'ın evini arıyoruz ama Barış. Şurası değil mi? Kırmızı arabanın olduğu yer. Merhaba. Merhabalar Gülce Hanım. Nasılsınız? Geldik sizin evin oraya. Şurası herhalde. Köpek yoktur inşallah. Kilitli kapı. Habbece. En azından böyle göstermiş olduk. Bir kişi geçiyor ama. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar kardeşim nasılsın? Selamünaleyküm Habbece. Nasılsın? Bak sana kimi getirdim şimdi. Kimi göstereceğim. Seni çok görmek istediler. Bak bakalım. Çekiyoruz böyle yerlere. Hani özlem gidersin der. Arada köprü oluyoruz yani. Öyle değil. Çok iyi ya. Allah uzun ömür versin sana. Gülce Hanım, bizden bu kadar. Gel yapmak istiyorsan buraya yapabilir misin? Parayı vereyim. Merhabalar abi, nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. İyisiniz. İyiyiz Allah. Şöyle bir şeyse. Hep o yandan bu yana hep devam ediyor mücadele. Ayağınızı damaska yap. Karın çıkar. Şap şap. Şap yapacağız. Belki yazın da geliriz. Yazın da geleceğim. Abdi görüşmek üzere kardeşim. Amca görüşürüz. Kendine iyi bak. Hem köpeklere şey veririm hem de orada başka yere de şirokopuna da sapalım. Daha güzel olur. Sapalım yol üzerindeki yerleri çekelim. Yalnız manzara çok güzelmiş ya. Burada bir köy de çok güzel yerinde. Bir drone da uçursak mı burada baba? Uçur. Uçurayım. Çok güzel bir köymüş ya. Valla müthiş bir köy. Kar manzarasında herkes çekemez bunun nasip olmaz. Camiyi de çekelim. Camileri çekiyoruz baba. Camileri hep çekiyor. Yani seni de çekeyim. Gördüğümü dayanamam. Giderim yanına. Bir dua yaparım. Ondan sonra yolumuza. Hadi bakalım. 300 metre sonra dümdüz ilerleyin. Visoka Poliana. Türkçesi Yaylacı Köyü. Kırceli'de. Gelmeyi başardık. Biraz korkuttu başta dedik. Çok mu karlı ama yollar açık. Yol açık. Yol açık. Şimdi burada Barış'ın evi varmış baba. Gülce Hanım yazmış bize Barış'ın evini. Markete soralım market. Markete soracağız. Kardeşe soralım bak arabaya biniyor. Ya ona hiç sorma markete soralım. Direkt markete. Onlar gidelim. Zaman kaybettirir bize. Caminin yanına gidelim direkt. Yukarı doğru çıkalım biz. 300 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Köy de güzelmiş ha. Köy çok güzel ya. Drone kaldırılır burada. Bak leylek yuvası burada da var. Doğal bir yer zaten belli. Leylek yuvası varsa güzel yerdir zaten. Yer güzeldir. Uygun bir yerde durabilirsin. İstediğin bir yer. Caminin olduğu yere girelim. Tamam. Bak orada teyze var zaten. Bir tane okul varmış burada. Okulun çaprazında Gülce Hanım'ın tanıdıkları var. Bakacağız bakalım şimdi. Teyzeyi sorsak. Okul nerede diye soralım. Selamünaleyküm. Teyze merhaba. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi kan. Sen nasılsın? İyi teşekkürler. İyi. Okul nerede burada? Okul çocuğum ne? Oradan gitti mi? Doğru üstüne var nasılsın? Üstüne var ya. Yani. Buradan değil yani. Sor bakalım teyzeye sen. Barış diye birisi varmış burada. Ev yaptırıyormuş. Ha çocuğum Barış. Başta o mektebin yanında. Mektebin yanında. Mektebin yanında kızım. Tamam. Çok sağ ol teyze. Çok sağ ol çocuğum. Hadi çok hadi, teşekkür ederim. Şu camiyi göreyim öyle döneceğim. Ya. Camide. Camiden ne? Makasın yanından da geçebilirsiniz. Ha oradan da geç. Oldu, çok teşekkür çok sağ ol. İyi günler. Allah razı olsun. Makasın var orada. Dükkan. Tamam. Barış Bey'in evini bulduk gibi. Sokaklar güzel. Sokaklar çok tarihi böyle güzel. Şu camiyi de al bakalım. Camiden geç. Buradan geçebilirsin dedi. Buradan. Geçeriz. Camiyi aldık baba. Hem sokakları çeke çeke gidiyoruz. Kedi de durmuş önümüze. Gitsene be kedicik. Hadi kedicik. 200 metre sonra sola dönün. Yollar kötü mü? Ha bak burada abiler de var aslında. Yere park etsek çok mu uzak acaba? Yürüyerek gidemez miyiz? Sorsak bir. Şöyle. Aynı yerde olabilir.
gel soralım. Sorsana insanı. Tamam. Ben sorayım. Ben sorayım. Fark etmez. Sor. Sorayım. Barış'ın evinde. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Abi Barış'ın evi varmış burada. Yeni yaptırıyormuş. Bir tane okul var dediler. Okulun yanında. Yukarıda mı? Şimdi burada büyüğüyle sahaya yazılacaksın. Hı hı. Sağa doğru gideceğiz. Sağdan bu aynı yoldan. Aha. Çok uzak mı? Hayır, çok uzak değil. Hı hı. Çok uzak olmuyor. Araba gider değil mi? Sıkıntı olmaz. Tamam, tamam. Teşekkür ettik, sağ olun. Yukarı bakınca, bu yoldan böyle gidip sayar diyor. Tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ettik. Kolay gelsin. Bu yolu takip et baba. Sağa doğru gittik. Şey neden ertilmiyor? Şey kısılmıştır şu. Ha. Hayır baba. Ha bu kalmış. Tamam. Çekecek açık kalmış. Evet, çekerek gitmeye devam ediyoruz. Gülce Hanım'ın isteği üzerine Barış Bey'in yaptırdığı bir ev varmış. Bunu da kapatalım, GPS'e artık gerek kalmadı. Buna gerek kalmadı. Evet. Buradan sağa doğru döneceğiz baba. Sağa doğru öyle dedi. Haha. GPS'e bakma artık, o başka yerleri söylüyor. Bellek yuvaları oldukça çok. Aa, buradan gidebileceğiz mi böyle baba? Gideriz, gideriz. Evler, bazı evler bayağı bir eski duruyor. Şuradaki mesela. Yok ya, çok uzak değil dedi. Olmasın yeni ev. Valla olabilir de, birilerini daha görüp sorabiliriz. Dönmeye hiç yer yok. Yok, çıkmasa mıydık? Şey mi yapsaydık, yürüyerek mi çıksaydık? Yürü. Buradan dönebilirsin gerçi evet. Buraya bir yere koysan aracı artık. Hiç şey yapmayalım. Tamam, gel gidelim. Öyle yapalım. Let's go, buradan herkese merhaba. Bugün Visoka Polyane'ye geldik. Türkçesi Yaylacık Köyü. Danimarka'dan Gülce Hanım bizi takip ediyormuş. Severek izliyoruz dedi. Visoka Polyane'ye gider misiniz dedi. Orada Barış Bey'in bir tane yaptırdığı ev varmış. Onu görmek istiyorlarmış. Çok istediklerini söylediler. Biz de kıramadık. Yollar biraz kötü gibiydi ama çok da öyle bizi zorlamadı yine de. Şöyle gördüğünüz gibi yollar. Gidelim, yukarıdadır herhalde. Köyü çekelim bakalım. Köyde çok doğal. Leylek yuvaları var. Köye girişteki görüntüsü çok güzeldi. Mutlaka burada drone uçurmam lazım. Bazı evler gördüğünüz gibi yıkılmış, eski. Şöyle görüyorsunuz, ev yıkılmış. Şimdi okulu bulmaya çalışacağız. Okulun yanındaymış Barış Bey'in evi. Onu bulacağız. Danimarka'dan Gülce Hanım'ın isteğini yerine getirmiş olacağız inşallah. Onunla birlikte yine Danimarka'dan dün Bari abi yazdı. Buradan selamlar olsun. Onun da isteğini iyi bir günde Gırbiş'te istemişti yanlış hatırlamıyorsam. Mıkmıl Gırbiş'te. Onun da isteğini yerine getirmeye çalışacağız ama karlı bir günde değil, iyi bir günde gideceğiz. Bir dahaki sefer olacak büyük ihtimal. Ama yapacağız yavaş yavaş, her yere gitmeye çalışacağız. Buradan da Bari Bey'e selamlar olsun Danimarka'ya. Danimarka'dan epey takipçimiz var. Almanya'ya, İngiltere'ye, İsveç'e, Fransa'ya, tüm gurbetçilerimize selam olsun. Paraları toplayın. Kırcalı'da çok güzel daireler var. Yatırımları yapın. Bursa'ya da gelin. Bursa'da da çok güzel yerler var. Balkan Mahallesi, göçmen konutlarına yakın. Gelin oralara yatırım yapın. Ne tarafa gidiyoruz? Evet baba, çok güzel soru. Bence böyle gidiyoruz herhalde. Keşke birisi daha olsaydı da sorsaydık. Şöyle ilerleyelim bakalım. Banklar var, kar olmuş. Gideceğiz ya. Yani onu bulmadan olmaz. Videonun amacı o. Şöyle elleri de çekelim. Ya buralar gezdikleri yerdir tahminimce. Her yeri tanıyorlar. Burayı bile çekmiş olsak büyük bir özlem giderme olacağını düşünüyorum. Kuyu var. Seversin sen kuyuları. Bize duş aldırıyordun Tatıl'da. Tatıl'da kaldırıyordun. Hakikaten. Vallahi. Kuyular çok güzel. Güzel. İsmail'lerde de çektim ben bir tane kuyu. Siz görmediniz. Ay, her yerde var kuyu be. Kuyular çok. Çok işliyor. Kimse de yok. Terk edilmiş köye mi geldik? Ne yaptık? Bu tarafta. Şuradaki okuldur baba bak. Şurayı görüyor musun? Okul, orası okul. Okulun üstü dedi. O. Okulun hemen çaprazı dedi. İnşaat halinde yaptırıyor dedi. Zaten yeni bir ev varsa buluruz.
Magazin var dedi orada, sor söylerler dedi. Ya bizim sorduğumuz yerdir belki de magazin dedi. Çekelim bakalım. Karlı bir görüntüde yaylacık. Manzaralar müthiş. Drone'la süslemek lazım. Süsleyeceğiz. Buraya getir, getir. Olacak bir şey. Araba buradan çok güzel. O yaşlı teyzenin dediği yerden girseymişik alttan daha iyi olacakmış. Bak burada bir tane yapılıyor. Bunlar mı acaba? Bak şu evde olabilir. Bunlardan bir tanesi olabilir bakalım. Şimdi anlarız onu. Bacalar da tutmuyor. Bu da olabilir baba. Bak bu ev biraz görkemli. Okulun sağ üst çaprazı mı dedi? Sol üst çaprazı mı? Bu da olabilir. Birine rastlarız şimdi ya. Belki burasıdır. Belki burasıdır, bilmiyoruz. Çekelim böyle bakalım. Güzelce. Burayı çekelim. Bunlar olabilir diye düşünüyoruz. Okul şurada. Yok kimse. Dur bakalım ya. Biliyor ama teyze bak, Barış'ın evi deyince. Şurada var bir tane. İleride olabilir bu. İleride de olabilir. Alayım arabayı, geleyim ben. Sen istersen arabayı al. Gelebilecek misin buralara? Ben de birini bulup evi öğrenmeye çalışayım. Okul burası. Burada bir yerde baba muhakkak. Bunlardan bir tanesi yani, şu da olabilir. Onları da çektim. Şu da olabilir. Uzaktan da. Birine rastlarsan sor yine. Okulun tam oradayız şu an. Sen buralara gel. Okulun buralarına. Ben şöyle ilerliyorum, aklında olsun. Barış'ın evi. Evet. Okulu bulduk ama Barış Bey'in evini arıyoruz. Kimse yok sormaya. Şimdi bir sürü de ev var. Hangisidir, değildir bilmiyoruz. Bu da olabilir. Şu evde olabilir. Onu da çekmiş olalım. Gördüğüm evleri çekeyim en azından. Kimse yok. Bir kişi olsa hemen soracağım ama. Kimseye de rastlamadık. Kuşlara bakın. Serçeler. Burada var bir tane evimiz ama o zannetmiyorum, olsa olsa bu olabilir hani. Şuradaki evleri de yakınlaştırayım, belki o evlerden bir tanesidir. Havada epey soğuk. Şimdi kamerayı tutuyorum sürekli. Ellerim de dondu. Budur o. Buldum, Barış'ın evi budur ya. Yeni yapılıyor dedi. Gülce Hanım budur herhalde. Büyük ihtimal bu olduğunu hissediyorum. Kedi. Sana sorayım bari, Barış'ın evi bu mu? Söyle bakayım kedi. Gitme, gel kam. Nereye gidersin ha? Anla, panter gibisin. Budur o. Evet. Şöyle güzel güzel çekeyim. Gülce Hanım'ın isteği üzerine geldik. Kedi, bu mu? Tamam. Söyledi, bu ev dedi. Kedi doğruladı. Evet, Barış Bey'in evini çekiyoruz. Budur herhalde. Tamam, tamam. Yok bir şey şimdi yanımda. Ne yapayım? Aldık bir şeyler ama arabada kaldı. Şöyle kediyle beraber yürüyoruz işte. Burada da evler var.
Evet kedicik, sonra görüşürüz bakalım. Ben birilerini arayayım. Senden bana fayda yok. Yalnız manzara çok güzel. Karşıda dağlar var. Bir kişi de olmaz mı ya? Allah Allah. Şurada bir kişiler var galiba, ses geliyor. Merhabalar. İyi günler. Barış'ın evini arıyoruz ama Barış yeni ev yaptırıyormuş. Şurası değil mi? Kırmızı arabanın olduğu yer. Teşekkür ettik. Tam tahmin doğru çıktı ya vallahi. Bu kadar olur yani. Şimdi o olduğunu hissettim. Şimdi yeni yapılıyor falan deyince zaten orada da şeyler var. Kedi bu arada çok aç. Babam buraya geldiğinde bir şeyler getirmiştik sokak hayvanları için. Çünkü hava koşulları çok kötü. Dün zaten bir tane abimiz Dalcı'da sürekli olarak köpek yavrularını besledi. Çok iyi yaptı. Biz de köpekler için aldık bir şey. Kediye vereceğiz artık. Kedi çok acıkmış. Şarkı söylüyor. Gülcan Hanım, böyle bol bol çekiyoruz. Evinize bol bol bakın. Drone'la da çekeceğim ben onu. Üstten, tepeden. Güzel çekimler yapacağız. Yalnız köyünüz çok güzelmiş. Manzaralı bir köy. Şöyle baktığınız zaman manzaraya doyum olmuyor. Müthiş bir manzara var. Yalnız kediler çok aç. İnsan yok zaten sürekli olarak. Bağrına bağrına, yırta yırta geziyor hayvancıklar. Yapabildiğimizi yaptık. Let's Go Bro olarak. Ben Let's Go Bro'dan Onur. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Biraz olsun Danimarka'dan. Özlem gidermişsinizdir umarım Gülcan Hanım. Ve ailesine çok selamlar olsun. Burada evinizi çekmeye çalıştık. Ah Benim Güzel Memleketim serisinde bu tip kavuşturmalar yapacağız. Şaban abiyi bulmuştuk daha önce. Ömer Bey İstanbul'dan istemişti. Bulgaristan'daki babamı çeker misiniz diye. Onu çektik. Hasan abinin bir isteği olmuştu. Doğduğu yerleri görmek istemişti. Oraları çektik. Birçok çekimler yaptık. Bu çekimlerde bize destek olmak istiyorsanız yorum yapın, mutlaka yapın. Ya benim yorumumda bir şey olmayacak demeyin. Mutlaka olur. O yüzden yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Göçmenler olarak birlik olalım, destekleyelim. Başka gezen yok zaten. Benden başka böyle doğru düzgün çok fazla kapsamlı gezen yok. Bu evmiş baba, bulduk bu arada. Sordum, bulduk. Bir kişiyi bulduk. Şu ev. Çektim bol bol. Drone'u da uçururuz. Müsait bir yer bulabilirsen. Öneyim mi? Bak orada müsait bir yer varsa orada durdurabilirsin. Evet, nerede kalmıştık? Ya göçmen göçmeni desteklemezse kimse desteklemez. Buralarda daha fazla çekim yapmak için bu şekilde destek olabilirsiniz. Bir like atmak 1 saniye. Abone olmak bedava. Hem video yüklediğimde anında haberdar oluyorsunuz. İletiler gidiyor. Çan sesi var orada. Çan sesine de dokunursanız bildirim gelir yeni video yüklediğimde. O yüzden bu tip şeyler yaparsanız kanala katkı olur. Benim de size katkım olur. Daha fazla motivasyon, daha fazla enerji, daha fazla yer çekmek demek. Bu şekilde beraber birbirimizi destekleyelim. Evet, bu kadar muhabbetten sonra biraz daha çekeyim. Yukarıdan çekeyim hatta. Şöyle. Ah, burada komşular var. Merhabalar. İyi günler. Barış Bey'in evi bu herhalde değil mi? Şimdi Danimarka'dan Gülcan abla yazdı bize. Danimarka'da Gülcan var. Tanırsınız herhalde Gülcan. Ben tanımıyorum. Yok yok, Gülcan kimin olduğunu bilmiyorum ki. Danimarka'dan yazdı o bize Gülcan Hanım. Barış'ın evi var dedi. Çeker misiniz dedi. Bu. Aha, onu çekmeye geldik. Daha merkezden, Kırcaeli'den. Bu. Bizim YouTube kanalımız var. Göçmenler için istekleri alıyoruz böyle. Geliyoruz, çekiyoruz. Danimarka'da çalışıyorlarmış. Çek bizim evi dedi. Çeker misin? Gelelim dedik. Çok iyi oldu. Sizin isimler ne? Belki tanıyorlardır sizi. Tanıyan çıkar. Yok, beni tanımaz. Ben hani... Tanımazlar mı? Tanımazlar. Anladım abi. Şimdi drone'la da havadan da çekeceğiz köyü. Olur. Çekimlere geldik. Çok güzel köy. Köy çok güzel. Hadi sağ olun, sağ olun, teşekkür ettik. Hadi sağ olun. Evet. Babam da geldi.
Baba drone da çekeyim buradan. Park edebilecek misin sen bir yere? Ben çantayı alayım, drone çantasını. Tamam. Evet, drone çekimlerine başlayacağız. Havadan da görüntüleyelim bakalım. Haydi let's go. Evet, Gülce Hanım'a arıyoruz şimdi. Kendi evini görsün, telefondan göstereceğim ekstra olarak. Merhaba. Merhabalar Gülce Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, geldik sizin evin oraya. Orayı da göstereceğim. Evi göstereyim başta. Oraya doğru yürüyeceğim. Tam bilmiyorum çünkü. Şöyle bir evi gösterdikten sonra burada bir yerde galiba. Ben direkt gittiğiniz zaman bu yolu kapmadan giderseniz Hafteci'nin evi yukarıda kalıyor. Tamam, siz tam olarak söyleyin de dışarılarda kimse yok sormak için. Bir kişiye rastladık. O söyledi bize de. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet. Neresiyse telefonda görüştüreyim ben sizi. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet, devam edin böyle. Hava da karlı. Gelelim gelmeyelim. Bereket yollar açıkmış da bir sorun olmadı. Evet, tamam. Barış Bey sizin eşiniz mi oluyor? Evet. Barış Bey eşim. Şimdi yan tarafta komşu çıktı da. Sordum ben. Hani Gülcan Hanım için geldik dedim. Pek evet. Bilmedi. Herhalde misafirliğe geldi oraya. O yüzden sordum. Burası mı acaba? Sol yapın. Sol taraf. Burası mı? Burası mı? Şu yan tarafta kapı var. Kapı var. Bak şurası herhalde. Orası. Evet. Zil var mı acaba? Nasıl şey yapacağız bakalım? Kapıdan içeriye girerseniz o hanede iki kişi kalıyor. Bir gelini kalıyor, bir de kendisi kalıyor. Kendisi küçük evde kalıyor. Köpek yoktur inşallah, saldırmasın. Hayır, köpek yok orada. Tamam, girelim. Kilitli kapı. Arka taraftan şey takmışlardır. Evet, bir şeyler var. Merhaba. Varsa birisi çıksın bakalım, bağırayım biraz. Merhabalar. Habibe abla. Habbeci adı. Habbeci. Habbeci. Habbeci diyorum ama. Çok yaşlı çıkıp. Ha, çıkamaz değil mi? Yardımcı olacak bir kişi yok mu? Çıkabilir, bazen geziyor ama karlı olduğu zaman çıkıyor mu bilmiyorum. Ha, anladım. Artık pek yapacak bir şey yok gibi. Kapı da kilitli. Aynen. En azından böyle göstermiş olduk. Seslendim ama çıkan olmadı. Habbeci. Ho. Allah Allah. Kimse de yok. Bir kişi geçiyor ama. Birisi geldi bakalım. Belki tanıyorsunuzdur. Ona söyleyelim, onlar bulur yolu. Torunu mu? Evet. Tamam, şimdi ben ona soracağım. Şansı işte, her şeyde bir kısmet var. Beklemek lazımmış. Torunu. Torunu mu? Evet. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Tanıyor musun abla? Bak birisi geldi. Merhabalar, nasılsınız? Kimle konuşuyorsun sen? Gülcü Hanım var Danimarka'dan. Barış Bey eşi. Habbeci'yi görmek istedi. Ondan burada yırtınıyor ama kimse de çıkmıyor. Tanıdık. İyi, bereket çıktınız. Ben görüştüreyim size. İyi, Allah'a şükür abi, siz sormalı. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar kardeşim, nasılsın? Barış'ın... İyi, Allah'a şükür. Aha. Barış'ın eşi. Gülcan Hanım. Biliyorum, gel. Habbeci'yi mi görmek istiyormuş da? Kapılar kilitli abla dedin, nasıl? İyi. Biz yapıyoruz ya. Yapılıyor, onu da çektik. Zor bulduk onu da ya köyde. İnsan görmek zor, soğuk ya hava. Evet, hava soğuk olduğu için fazla kişi dışarıda değildir. Biz de 3-4 tane yer çektik bugün. Başka istekler de oldu. Dün canlı yayında epey istek oldu, onları da yaptık. Gletka'ya gittik. Değişik yerlere, iyi vakit kaldı yani. Abi. Kolay gelsin ama ben arabayı şey yapalım. Biraz.
Açtılar mı Habbecem gelir? Açtılar. Geçmeyeyim hiç içeri, rahatsız etmeyeyim ya. Geçeyim mi? Geçeni yağmur zaten. Tamam. Çok soğuk. Aa çok soğuk. Buraları çok soğuk. Evet. Habbece'yi görüntüleyeceğiz bakalım. Müsait mi, geleyim mi? Müsaitse geliyorum. Selamun aleyküm Habbece. Nasılsın? Bak sana kimi getirdim şimdi. Kimi göstereceğim. Seni çok görmek istediler. Kim istedi bu çocuğu? Bak bakalım. Habbece nasılsın? İyiyim kızım, sen ne yapsın? Beni gönder, ben çekiyorum bütün Kırcalı'yı. Öyle mi? Tabii, kanal var bizim YouTube'da. Böyle memleket hasreti çeken. Geçti. Türk arabası. Türk arabası babam bekliyor beni. Havadan da çektim ben burayı, drone da çektim. Aha. Let's Go Bro kanalı var ben YouTube'da. Gördüm arabayı ama dedim besbelli dedim birine dedim. Hani şey geldi değil mi birine? Gülcan Hanım için geldik yani. Barış Bey'in evine gösterendir. Ya Allah şükür teyze siz sormalı. Barış ne yapar? Aa çalıştırıyorsun. Ne oldu? Evi aşağı yukarı beğendin mi? Gönderiyorum mu Ahmet şeyleri? Resimler. Gönderiyor. Çok sağ olsun gönderiyor. Çok güzel olmuş. Aa iyi. Tamam işte. Yarın büyün havalı gar yağdı. Yarın içeride biraz işler var da içeride bir terasalarda çalışacağız. Hayır, siz de mi orada çalışıyorsunuz? Ya sen beni tanımadın mı? Ben Habbecan'ın büyük çocuğu. Büyük olan hani ev yok mu karşıda? Ne bir bu yaz bıldır yaz geldiniz de hani orada tanıştık ya. Tamam evet doğru. Ben kızla oturuyorum ya normalde. Tamam. Anladım. Biz Mehmet'le çalışıyoruz işte be bari ver. Ya tamam şimdi bildim kusura bakma. Yok şey ya Barış'a selam söyle çok. Habbecan seni göstermeye geldim. Hadi sır. Seni görmek istediler. Seni görmek istemiş. Bak gelin de. Geliyor. Bunda, aha. Buraya gelir. Hep geliyor anlamadım. Ha çok istediler de gelelim dedik vallahi. Çekiyoruz böyle yerlere. Ha, hani özlem gidersinler. Şimdi uzakta olan çok fazla kişi oluyor. İstek atıyorlar bize. Biz de hani özlem gidersinler, tanıdıklarını görsünler. Arada köprü oluyoruz yani. Öyle değil. Çok iyi ya. Çok teşekkür ederim. Habbecem Allah uzun ömür versin sana. Sağ ol canım. Seni bilemedim ha. Beni tanıyamazsın. Ben TV için geldim. Televizyon için geldim. Ha, iyi canım. İyi. Sağ ol canım. Sağ ol. Hadi sen de sağ ol Varol. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olasın abi. Senin isim neydi bu arada? Benim Remzi. Remzi abi. Gülcan Hanım. Bizden bu kadar. Drone'la da çektik. Drone'la da çektik. Yerden de çektik. Kanalda yayınlanacak yakında. Oradan takip edersiniz. İnşallah, inşallah. Bakalım kısmet artık. Ama köy çok güzel, köy güzel yani. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Barış Bey'e selamlar. Aleyküm selam, ben teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. İyi günler. Barış'ın babasıyla ben birinci kardeş oluyoruz. Evi de yapıyorsunuz abi. Evet, siz yapıyorsunuz. Biz yapıyoruz. Evet, bir şey oluyor. Habbecem'in de büyük oğluyum dediniz. Büyük oğluyum. Hı-hı. Bir mesaj vermek ister misin abi? Ya o gırda çalışanlara Allah sabır versin. Hani iş olsun görsün. Gurbette. Hani evet. Şeyi durumu nasıl? Evet. Ben de çok gırda çalıştım. Evet. Zor mu? Ya iş her şey zor değildi ama baksana ne oluyor? Hep bugün iyisin yarın ne oluyor? Doğru, nasıl? Doğru diyorsun. Hayat zor. Hayat çok zor. Zor. Çok bunun zor. Için hani Allah torunu mu Habbecem'in? Bu da benim işte şey torunu olur ya. Torunu oluyor. Benim küçük kardeşim. Senin ismin ne kardeşim? Abdi. Abdi. Bunlar da işten geliyor herhalde. Abdi, Let's Go Bro kanalı benim. Aha. YouTube Kırcaeli yazınca çıkar bizim bütün videolar. Yayın yaparlarmış. Sırf yayın için geldik buraya yani. Yakam şeytan ben arabaya şeytan. İttin bir şey etme ya çalışma araba. Bizimki patlamıştır. Gideyim bakayım ben de ona. Havadan da çektik. Takip edersiniz bize. Evet evet babana selam. Aleykümselam teşekkürler. O geldi zaten buraya. Ben de o... bir yerden bazen geliyor. Ya bir hediye bıraksın Habbecem'e. Bir söyleyeyim.
Let's go bro. Let's go bro. Haydi kardeşim. Arada biz köprüyüz böyle. Sevenleri burada olan var. Şaban abi vardı Köseler'den. Oğlu İstanbul'dan. O videoyu ben çektim. İzlemişsinizdir belki. Çok izlendi. Ostrovitsa'dan Hasan abi var. O videoyu da çektim. O videoları hep çektik yani. Çok çekiyoruz. Bu geldiğimizde de çok çekim yaptık. İyi ya, güzel. Hayır işte. Dansın bakalım babam. Patladı aşağıda herhalde. Çektik şimdi. Habbecan var dedi. Remzi abinin annesi. Evet. Torun da burada. Çok görmek istiyorum dedi onu. Danimarka'dan yazdı ya bize Gülcan Hanım. Aradım onu telefonda, görüştürdüm. Üzerime düşen şeyi yaptım. Sen hediye varsa Habbecan'a bir hediye bırak buradan. Bir bakayım arabada. İyi oldu mu? Abdin nasıl yaşam burada? İyi mi? Yazın daha iyidir bu köy yaşamı. Ama sen Kırcalı'ya gidiyorsundur sık sık. Araba var. Kırcalı'da çalışıyorum. Kırcalı'dan mı çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Şöyle çayla içer yani. İnşaatta. İyi, çok güzel. Orada yeni inşaatlar var. Çok güzel. Green Park var, şey var. Ne diyorlar? Çekim var, evet. Çekim var. Gel, sen de gel. Gelsinler ya. Komşu ya. Ha. O komşu zaten, yan komşu söyledi bana Barış'ın evine. Burayı da o tarif etti. Kanka bu yani. Ha, yan komşu. Jeeple çıkmışlardı az önce onlar. Aha. Gene geldiler jeeple. Onlar. Bayağı iş var onlar. Türkiye'den geldi. Burada emekli oldu. Burada şey yapıyor. Bunlar kardeşi. Onlar da Türkiye'de orada yaşarlar. Bize münasip olmadı gitmek. Biz gittik. Hiç mi gelmedi? Yok, var. Benim kız orada. Kız orada evli. İzmir'de. İzmir'de iyi. Ama yani. Bir zamanda değil mi çekildi. Yoldan değil mi sınırlar kapandı ya o zaman. Uzun ot döndük artık. Bir tane şey olmadı. Kız İzmir'de. Kısımak araba çok. Çok kısımak araba var. Nasıl? İzmir'de. Bizimle çok. Evet. Orada var. Lüle Bulgaz da var. Herkes dağıldı gitti. Avrupa'ya, Türkiye'ye bir sürü dağıldı herkes ya. Toplum dağıldı, toplum hakikaten. Ama köy doldu gene. İnsana emekli olan. Geri dönüş de var ama değil mi? Herkes döndü gene. Ya yurt dışında çalışsa da insanlar işte tekrardan burada evini yaptırıyor. İşte bunlar, kısmen de olsa kalıyor insanlar yani. İşte bak, geçen sene o evin sahibi değil mi, rahmetli oldu, genç çocuk. Bunlar da değil mi? Koronadan mı? Ha? Korona mı? Korona değil. Normal değil mi, kalp krizi geçiriyor orada. Ha. Bu bayağı kaç, 3-4 sene, 5 sene oldu belki daha fazla. Bu olanı da değil mi, bunlar da Belçika'da yani orada oturum almışlar, orada yaşıyorlar. Evi satışa çıkardılar. Yani bu Barış alıyor evi. Ha. Evi aldı, şimdi biz de değil mi şeyini yapıyoruz. İç tadilat içindir, yapıyorsunuz. İçindir, gırsınıdır, her şeyini, tamirini yapıyoruz. Evet. Ne güzel. Çok güzel. Baharda burası yeşil olur çok. Havadar. Güzel, çok güzeldir burada. Güzel. Çok temiz. Buraya biz geleceksin. Bak şu yeşilliklerde öyle gideceksin öte doğru. Özel değil mi şeyler, çeşmeler var. Geyik yani. Keklik var mı buralarda Remzi abi? Keklik vardır da geyik ha, özellikle. Geçti arabanın sormuşuna. Aha. O yerde avcı da diyor. Haa. Tabii. Öyle bir hava sezdim ben onlarda. Sen kalkıyor musun genç? Avrupa'ya. Avrupa değil ya. Yok, burada çalışıyor. Şeyde o Green Park falan var ya orada. İnşaatta. Abisi, büyük abisi o Danimarka'da. İşte şeylerden barber o. Bunlar da değil mi barber yakın. Yine Barışlar'dan. Ne güzel. Ailesi. Çok güzel. Çok güzel. İyi vallahi buraları. Burası sizin ev mi abi? Benim evim. Onu da çekeyim bari şöyle. Gözüksün. Çok güzel ev yapmışsın. Dizayn falan. Belli yani bu işlerle uğraştın. Farkını koymuşsun. Güzel, şöyle çekeyim ya. Güzel ev, çok güzel. Buz saçaklarını görüyorsunuz yani, epey soğuk. Şurada buz saçaklarını çekeyim. Burası da benim gene komşular. Şurada şu çıkanın bir şey gene, bir akraba gene. Ama şey, kocası değil mi Türkiye'den, emekli oldu da onunla var burada. Yaşıyorlar. Çok mu şey işte. Hep kısım akraba öyle. Çok. Yer iyi. Yapmak istiyorsan buraya yapabilir misin? Parayla ama bu arada. Nasıl istiyorsan alma mı? Ha. Tabii canım. Paralı ama değil mi? Şu şimdi mesela şurada indir size. Evet. Bir geniş alan var. Al da görürseniz.
orası okuldu. Okul için artık çocuk mucuk yok. Hmm. Okulun önünde şimdi tek buldu seni. Muhtaradan duydum ben mesela 4-5 tane arsa mesela ev arsası. Şey yapmışlar tırga murga ama ben fazla değil mi şey yapmadım öyle. İstediğin yerde mesela burada nerede var hani şey. Var. İstersen satvala artık benim toprak şey meyi çalışmak için. Burada zaten bölüşemeyecek bir şey yok. Herkes kendi evinde, kendi yerinde. Huzur var burada yani. Huzur var. Ömür kısa biliyorsun adamı. Var mı? Onun için değil mi? Şimdi herkes kendi evinin dışında. Tabii, tabii. Bir şey de yok burada. Tütün yok, tarla yok, toprak yok. Tütün iyi yok artık. Tütün mü? Tütün şey herkes de. Benim yanımda ben de biz ne değiştik asa? Biz bakmışın yarın Haskif'te o etrafta kimi gidiyorsun öyle değil mi abi işler için dolanıyorsun sürekli. Şirket işi bizim. Ha. Bunlar da kendi başına işte kırzakla çalışıyorlar. Elektrik işleri nasıl burada sizin? Nasıl elektrik işleri? Yani tok işleri. Ha, tokçu gibi mi? Ben elektrik teknisyeniyim kendim de. Yahu kırzakla gidiyorsun. Erten değil mi şey var, şirket var. Tabii tabii. Şirkete mesela ihtiyaçları varsa gidiyorsun. Anlatayım. Mesela dilekçeni veriyorsun, giriyorsun işe. Tamam. Merhabalar abi. Nasılsınız? Bu da amcam. Ha, amcanız. Sülale, bütün sülale burada sizin Remzi abi. Merhabalar abi, nasılsınız? Hoş bulduk. Böyle yapalım. Hadi bakalım. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim yaralı. İyisin nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Şöyle bir vasiyet üzerine geldik buraya. Ne bir çekim yok, yaptı oğlum. İyilik şükür Allah'a. Gideceğiz şimdi. Ne çekim? Topkanı mı? Ben topkanı yavaş yavaş. Nasılsın, iyisin? Allah'a şükür bu da oldu hanım. Maşallah iyisin. Kaç yaşındasın sen? 65'i var mı? 66. Şimdi 66'a gireceğim. Belli. Ben de 73 yaşındayım. Ben sende hiç göstermem ama. Hep çalıştığı için durmuyor. Asla durmaz. Sabahın 7'sinde kalkar işe gider. Değişmiyor. Neyse çalışan demiyor. Paslanmaz. Öyle öyle. İşi olmadı mı duramaz baba. İş olmadı mı? Ondan soruyor işleri. Hala burada ne yapabilirim hani? Bursa'da oturuyoruz. Ama memleket buradan gitme yine. Nereden? Bu Maslan taraftan bir yerden mi? Hayır. İrdere taraftan, Almanlar. Ha, İrdere taraftan. Almanlar. Tamam. Şimdi ta şeye gitme, daha öldün. Çok eski gittik, 71 Haziran 9'da gittim. Ha, 71'de. Tam askerliğimi bitirdim, buradan gittim. O zaman bekar gittim tabii, orada tabii. Ev yap, park yap tabii. Yani, yeni hayat başlıyor. Yeni hayat başlıyor, kolay bir iş değil bunlar. Hep o yandan bu yana hep devam ediyor mücadele. Fayans, Damaska yap, kırm ki. Buradan ağır olur. Fayanstan değil mi? Sen ne? Bir de şey, benim de bir şey orada, Damaska, şap. Şap yapıyorsun. Biz hep 8 saat, 10 saat, 12 saat mi ördüm? Yekan ne oldu? Bağlantı yap, şey yapalım, yani elektrik temizliği. Kardeş kusur belleme. Yok abi ne demek, çok memnun oldum Remzi abi. Ne demek ya? Bize müsaade. Tekrar inşallah görüşürüz. Sağ ol, her şey için. İnşallah görüşürüz. Gene belki yazın da geliriz. Yazın yer geleceğim. Gezdim. Buralara gelirsem uğrarım sana bir çekim yaparız burada seninle beraber. Anlatırsın bize köyü. Sen olmasa benim kardeş burada. Aha. Hiç sorun değil. Tamamdır abi. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. İyi günler. Abdi görüşmek üzere kardeş. Kendine iyi bak. Haydi. Amca görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. O şeyi unutma ya. Paketi alsana oradan. Patron. Paketi al paketi. Paketi unutmayın. Evet, Gülce Hanım yazmıştı Danimarka'dan, Barış Bey, evini çektik, Hapbece'yi gösterir misin dedi, onu görmek istiyorum dedi, Hapbece'yi çektik, tam gitmek üzereydik, kapı kilitliydi, şansa işte Allah tarafından torunu geldi, daha sonradan oğlunu gördük Remzi abi, hepsi iyi insanlar, burada üzerimize düşen şeyi yaptık, görüntüledik, hasret gidermeye çalıştık, arada köprü olmaya çalıştık, bu videoyu beğendiysen beğen, bu sefer beğen arkadaşım. Onun yanında güzel yorumlarını bekliyoruz. Sevgi bulaşır. Sevgili yorumlarınızı bekliyoruz. Onun haricinde de abone olmayı zaten unutmayın. Çan var orada zil işareti. Ona da basın. Let's go bro'dan bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.